Bundan sonra ben de kılıçlar Reis'ten öğrendim. Ben de fermuar sistemi getiriyorum. Seyircilerimize çete, çete ben de fermuar sistemi getiriyorum arkadaşlar. Şimdi bir tane erkek yazacak tamam mı? Bir tane erkek yazsın. Bir tane erkek yazdıktan sonra bir tane bayan yazacak. Sonra başka bir erkek daha yazsın. Bekliyoruz böyle. Sonra bir erkek yazdıktan sonra bir erkek daha yazmayacak. Yani bayan yazacak. Yalnız o biraz yanlış anlaşılmaya müsait yani o Piro dedemin söylediği, kadınlarla fermuar sistemi yapacağız falan. O biraz da fermuarına bağlı. Evet, bence bu da gerçekten güzel fermuar sistemi. Şimdi bunu yeni bir daha konuşmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu daha önceden konuşmuştuk. Ama o zamanlar e, yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı adayı bunu söylüyordu. Şimdi CHP'nin başkanı olabilmek için. Hedefleri küçültüyor. <laughs> Hedefleri küçültüyor. Cumhurbaşkanı olmadı, CHP'nin başkanı diyor ki biz gene boş ver. Her horoz kendi çöplüğünde öter. E şimdi o orada söylemeye başlamış. CHP'nin içini bu sefer fermuar şeklinde yapacakmış. Yani kadın erkek eşitliği olsun diye bir erkek bir kadın yapacakmış diyor ki ülkemizin diyor yarısı kadın olduğu halde toplumumuzun yarısı kadın olduğu halde neden diyor CHP'nin içi mi? artık nereye koyacaksa yönetime mi koyacak CHP'ye mi koyacak bilmiyorum. Neden orası da diyor yarı yarıya kadın değil. İşte biz bu sistemi getireceğiz diyor. Size bir şey söyleyeyim. Kesinlikle yapamayacağı uydurmasyon vaatlerden bir tanesi. Ama bu sefer şey de demez. Nasıl iktidara olamayacağım da diyemez çünkü kazanacak da yani kazanacak diye tahmin ediyorum. Özgür özelliği ayarlamadılarsa büyük ihtimalle kılıçlar kazanır diye tahmin ediyorum. Çünkü özgür özel pek bir şey yapmıyor. Pek bir muhalefet yapmıyor yani. Neyse muhalefete muhalefet yapılmaz çünkü. <laughs> özgür özel onu diyeceksin. Muhalefete muhalefetlik yapılmaz. Allah çarpar. Taş olursun. Şimdi ha arkadaşlar bu olay gerçekten kadın erkek eşitliği sağlar? Bu olay mantıklı mı? Bu olay saçmalık mı? Bir kere şunu baştan söyleyeyim kazanırsa seçimi bunu yapamayacak zaten. Yap, yapamayacağı net. Vahane uyduracak. İşte komisyona götürdüm kabul edilmedi. Cart curt. Bunu yapamayacak zaten. Diyorum ya Kılıçdaroğlu'nun uygulaması imkansız olan uygulayamayacağı vaatlerinden bir tanesi. Hatırlıyor musunuz bir şey diyordu. Liyakat bizim için önemli. Kamu yerlerinde insanlara iş verirken fakirlere öncelik vereceğiz. Liyakat mı önemli fakirlik mi önemli? Liyakat mı fakirlik mi? Yani uygulayamayacağı yapamayacağı şeylerden bir tanesi. Yani sen Çarkıfelek'teki Mehmet Ali Erbil değilsin. Mehmet Ali Bey lütfen. Lütfen. Annem bilmem ne hastası. Babam bilmem ne hastası. Çocuğum bilmem ne felçli. Dedem bilmem neli. Çocuğum bilmem ne tipi SMA oldu bilmem ne. Herkes böyle ailede aile hastane olmuş tamam mı? Herkes böyle terminal. Ben de bekliyorum ki Mehmet Ali Erbil ulan sizin arabayı ne yapacaksınız diyecek. Ondan sonra herkes böyle artık şey yani felçli şey yani savaş alanı gibi tamam mı revir gibi böyle. O felçliymiş, ötekisi ALS'ymiş. Ötekisi sakatmış, ötekisi şeymiş. Ötekisi komadaymış. Lütfen, lütfen, lütfen ona sonra bunlara orta segment böyle Renault orta segment bir araba. Evet kazandınız. Nasıl çığlık atabiliyor musun? Bütün unutuyor hastalıklarını. Aa falan diyor. O arabayı satıp felçe çözüm bulacaklar. O o, o arabayı satıp komadaki e, babasını uyandıracak. Abi ama nasıl biliyor musun? Nasıl çığlık ama böyle araba da yani şey değil sanarsın Porsche. Sanarsın böyle BMW, Audi'nin en üstte. Hayır. Yani hiçbir zaman anlayamadığım bir şey. Şimdi bak konuyu çok dağıttık. Olsun. Maksat eğlence. Fermuar sistemine de olmaz. Aslında bunu daha önceden de konuşmuştuk galiba. Fermuar sistemi konuşmuştuk ama biraz detaya inebiliriz. Yani orada konuşmadığımız şeyleri burada konuşabiliriz. Fermuar sistemi arkadaşlar neden olmaz? Yani bir oluşumun içine zorunlu olarak mesela bir partinin bir siyasi partinin içine zorunlu olarak kadınlar ve erkekler eşit olacak. Ya da şirket yöneticiliği diyordu ya gene onu söylüyordu. Şirket yöneticisi şirket yönetiminin içinde zorunlu olarak eşit sayıda kadın ve erkek olacak. Bu sizce progresiflik mi yoksa sol gericilikin tanımı mı? kendi ideolojileri, gerçekleri algılamalarını etkiliyor mu? Bu olay işe yarar mı, yaramaz mı? Bunu anlayabilmek için. Çünkü bunu anlamak önemli gerçekten. Neden? E kendi hayatınıza da uygulayacaksınız. Belki sen yarın şirket kuracaksın. Diyeceksin ki benim şirketimde de eşitlik olsun. Yönetimin yarısı kadın yarısı erkek olsun. Olabilir. Ya da evleneceksin mesela. Diyeceksin ki eşitlik olsun. Karı kocanın yarısı kadın yarısı erkek olsun. Evet. Yani bunu anlayabilmek için. Bunun işe yarıyor. <laughs> Bunun işe yarayıp yarayamayacağını anlamak için arkadaşlar şunu düşünelim. Kadınlar biliyorsunuz daha önceden eskiden iş gücünde iş gücüne dahil değildi. İş gücüne sonradan dahil edildi. Yani toplumlarda hep böyle. Sadece Türkiye'de değil toplumların birçoğunda böyle değil mi? Birçoğu sadece çocuk yapıyordu. Ve işte birçoğu da evde kocasına bakıyordu. Support görevi. Şu anda muhafazakar bazı insanlarda diyor ki işte bu daha önemli kocasına bakması daha önemli. Çünkü işte çocuğuna bakması daha önemli. Çünkü onlar da diyor ki çocuğuna bakmazsa o zaman çocuğuna kim bakacak? Dadı mı bakacak? İşte annenin çok önemli bir görevidir çocuğuna bakmak. Onlar da bunu diyor. Çocuğa bakmak mı? Kariyer yapmak mı? Hangisi arkadaşlar? Ve sonradan biliyorsunuz şu anda artık kadınlar iş gücüne dahil edilmiş durumda. Şimdi büyük ihtimalle aşama aşama gerçekleşti bu olay. Duruma göre değişiyor arkadaşlar. Bazı yerlerde çok fazla iş olanı zaten yok geri kalmış ülkelerde. Onlarda zaten çok fazla iş olanağı yok. Ama önce iş olanağı yaratacaksın. Sonra şunu fark edeceksin. Abi bizim zaten çok fazla üremeye ihtiyacımız yok. Eskiden olduğu gibi 5 çocuk falan yapmaya ihtiyacımız yok. Düşünsenize herkes bu kadar çok çocuk yapsa lan dadı yetiştiremezsin nasıl satayım. Geldi mesela 3-4 çocuk olduğu zaman büyük kardeş küçük kardeşlere bakıyor falan. O şekilde ilerliyor o olay. Şu anda bunu fark etmişler. Demişler ki abi bizim çok fazla artık ürememize gerek yok. Çok fazla sayı olmamıza da gerek yok. Hani şey diyorlar ya 12-17 yaş neydi 12-15 yaş arası mı 17 yaş arası mı ne? İşte kadınlar en üretken en doğurgan o zamandır. İyi de o kadar çok doğurmaya ihtiyacımız var gibi mi duruyor? O kadar çok doğurmaya ihtiyacımız var. Savaş halinde değiliz. Zombi istilası yok bir şey yok yani. Şimdi o kadar üremeye artık gerek kalmadığı için ancak iş olanakları daha fazla özellikle gelişmiş ülkelerde. Fabrikası var, ondan sonra şirketleri var. Yani iş olanağı çok fazla. O yüzden adamlar demiş ki biz kadınları iş gücüne dahil edersek yani neredeyse iki katına çıkar bizim şeyimiz, gücümüz, ekonomik gücümüz iki katına çıkar demiş. Hele ki arkadaşlar şu noktada kadınlar çocuk yapmak zorunda kalmadığı zaman Gerçek anlamda tüp bebek hangi ülke bulursa o ülke uçar, ekonomik olarak uçarlar yani. Ya yani o o ülkenin gü yani gücüne güç katar gerçekten. Acaba Çin bulur mu bunu? Çin yapar mı? Düşünsene insanlar üzerine deneyler falan yapıyor böyle bunu bulmak için. Ne demiş arkadaşlar? Yaparsa Çin yapar. Peki o zaman arkadaşlar şimdi ilk soruya gelelim. Gerçekten de bir yönetimin içinde eşit sayıda erkek ve kadın olması mantıklı mı? İyi bir şey mi? Ya da bir partinin, bir siyasi partinin içinde eşit sayıda erkek ve kadın olması az önce söylediğim sebeplerden dolayı doğru bir şey mi, mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı değil. Kesinlikle mantıklı değil arkadaşlar. Kılıçlar şunu diyor ya, toplumumuzun yarısı kadın olduğu halde neden partinin yarısı kadın değil? Şimdi eğer kadınların önünde yasal olarak bir engel varsa o kaldırılmalıdır kesinlikle ya da kadınların bir limiti varsa mesela 3 tane kadın olacak daha fazla olamaz öyle bir limit varsa bu kaldırılmalıdır kesinlikle kadınların bu şekilde aktif olarak çalışıyorlarsa bu yerlerin içine girmesinin önündeki engeller varsa eğer böyle bir yasal engel bunlar kesinlikle kaldırılmalıdır Mesela eskiden şöyle bir şey varmış annemin döneminde. Kocanın izni olması lazımmış bir kadının çalışabilmesi için. Şu anda ona gerek yok. Gibi gibi. Bu tür engeller tabii ki kaldırmalı ama şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Ben insanları özellikle iş gücü olarak düşündüğümüz zaman ben insanları kadın ve erkek olarak görmem. İnsanlar kadın ve erkek olarak değildir benim gözümde. İnsanlar aktif, atılgan ve pasif olarak görürüm. Bu iş yapmak isteyen mesela siyasi partide de var bu. Şimdi abi kadınlar bunlarla ilgilenmiyor. Olay bu kadar basit. Herkes her şeyle ilgilenecek diye bir şey yok. Erkeklerin içinde daha fazla aktif var. Birçok konuda. Bu konuda da. Kadınların içinde yüzde olarak daha az aktif var bu konularda. Veya herhangi başka konularda da diyebiliriz yani. Başka farklı birkaç konuda daha diyebiliriz. Olay bu kadar basit. Biliyorum sizin mahallede bir tane kadın var erkeklerden daha aktif. Tamam benim mahallede de var bir sürü kadın, erkeklerden daha aktif, ama yüzde olarak az, azlar. Yani öyle bir zorunluluk yok. Herkes mesela sen apartmanında oturuyorsun, apartman yöneticisi olmak ister misin? Ben de istemem. Bana ne? Yani apartman yönetici bana ne? Ya yani ben mesela çıkıp şunu dese birisi gülerim. Apartman yöneticileri neden hep böyle emekli albaylardan oluyor? Niye hep emeklilerden oluyor? Fermuar sistemi olsun, bir emekli albay olsun, bir başka. Yo, umurumda değil ki. Apartman yönetimine vakti mi var? Bana ne lan apartman yönetiminden? Yapın işte köbür mü koyacaksınız? Ne koyacaksınız? Koyun yani. Olay burada bitiyor arkadaşlar. Yani insanların çıkıp da işte neden kadınlar daha aktif işlerde değil? Neden daha az kadın aktif işlerde? İşte bir sürü şey diyor eril düzen, bilmem ne düzen, cart düzen, jort düzen. Kadınları özellikle yani ikinci sınıf insan gibi gören insanlar da var. Ama onları biz full artı full çomar diyoruz. Onlarda var. Ama genel olarak yani erkekler daha aktif. Daha atılgan. Yani büyük ihtimalle şeyden kaynaklan. İşte o avcı içgüdülerinden kaynaklan. Daha atılgan. Daha aktif. Yönetmeye, liderlik yapmaya daha aktifler yani. Kadınlar var mı? Bu şekilde tabii ki var. Ve bakın bunlar iş dünyasında birbirlerini kadın erkek olarak zaten görmez. Ben de görmem. Birçok erkek de görmez. Kadın da görmez. Mesela güçlü bir kadındır tamam mı? Patron olur ya da güçlü bir kadındır. Güçlü iyi bir mevkiye gid çıkar ama etrafına gerek erkekleri doldurur. Veya tam tersi güçlü bir erkektir ama bakar ki şurada güçlü bir kadın var. Seksistlik yapmaz yani onu alır. Yani iş yapabilme buna bakarlar. Aktif olma, atılım yapma, liderlik, risk alabilme vesaire. Bunlara bakarlar arkadaşlar. Bizim benim mesela body hocam da bayandı ve çok iyiydi yani. Onun da öğrencinin çoğu erkek. Ondan sonra direksiyon hocam da bayandı. O da gene yani Birçok erkekten daha saygı kullanırdı iyi anlamda ama <laughs> ama mesela o da ev hanımlarını falan öğrenci olarak ev hanımlarını falan hemen başkasına sallardı. Hemen böyle genç erkek alırdı öğrenci olarak. O yüzden ben onun öğrencisiydim falan böyle seçerdi <laughs> seçerdi yani. Bak baktı mesela genç erkek bitti, genç kız alırdı bu sefer falan. Hani boomer'ları başkalarına bırakırdı. Yani böyle olduktan sonra hiç kimse çıkıp da bunlara ayrımcılık yapmıyor ki. Hiç kimse çıkıp da sen kadınsın yapamazsın demiyor ki. Yani çıkanlar, yapanlar var ama az önce söylediğim çomar kesim. O yüzden işte bu zorla şirket yönetiminde yarısı kadın olsun. Ondan sonra CHP'nin içine yarısı kadın olsun. Bak bunu dayatırsan bunu gerçekten yapmaya çalışırsan olacağı söyleyeyim ben sana? Ne olacak hadi söyleyin. Bir sürü adam karısını koyacak. Gel diyecek gel 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 gel. Zorunlu kadın sokmak lazımmış. fermuar benim ölüme sen geç. Fermuar da benim ölümde sen dur de. Böyle olacak yani. Şirket içinde de aynısı geçerli. Şirket içinde zorunlu olarak kadın erkek diye öyle bir şey gelirse. Hani bunu yaparsanız size işte teşvik parası vereceğiz falan diyordu ya reis, kılıçlar reis. Onda da aynısı olacak. Adam çağıracak karısını gel diyecek geç şuraya teşvik alalım. Kızımızını çağıracak. Baldızı maldızı çağıracak. İş gene adam da olacak yani. Adamın dediği olacak gene. Liyakat arkadaşlar ya. Yani liyakatsa liyakat bitti. Liyakatsa liyakat bitti. Bunun ötesi yok yani. Bak ötesi yok artık. Adamlar kendi söyledikleriyle çelişiyor. Liyakat istiyoruz diyor. Adam en tepeye kendi mezhebinden adamları doldurmuş. Tesadüfe bak en liyakatlı adamlar adamın mezhebinden. Adam diyor liyakat istiyoruz ondan sonra diyor ki fakirlere öncelik vereceğiz. Kamuda mıydı? Kamu daydı galiba iş verirken. Adam diyor liyakat istiyoruz şirketlere partinin içine zorunlu olarak kadın erkek eşit olacak. Nasıl? Adam biliyor başa gelmeyeceğini sallıyor. Yani biz de böyle salak gibi oturup abi senin dediğin yani sen harbiden başa gelsen nasıl yapacaksın bu işi? Nasıl uygulayacaksın? O yüzden arkadaşlar bu tür şeylerde kadınla erkeği zorunlu yapmak zarar verir. Zarar verir abi. Şeydeki diversity muhabbeti işte. Hollywood'daki geri zekalıların diversity muhabbeti. Öyle bir noktaya gelmiş ki yazarların içinde diversity olmalıymış. Siyah yazar, beyaz yazar, trans yazar bilmem ne yazar, kadın yazar. Bir filmin yazarlarının içinde. Siyah yazar, beyaz Ciddiyim. Ciddiyim. Öyle bir noktaya geldi. Arkadaşlar bu işte bu bunlar bunlar sol gericiliğin tanımı neden? çünkü e, bazı ideolojiler senin kafandaki bazı ideolojiler gerçekle çelişiyor. gerçek hayat böyle değil. senin kafandaki ideolojiler gerçekle çelişiyor. şimdi bunun bir de şey versiyonları var. mantıklı versiyonları var. mesela Adam 10 tane garson alacak. Diyor ki 5 tanesi erkek, 5 tanesi kadın olsun. Şimdi bak bu mantıklı. Hani e, şunu görürdük ya. Biz de oradan uyandık zaten. Bayan eleman alınacaktır. Her, her yerde bunu görürsünüz değil mi? Her yerde. Bayan eleman. Bay bayan vardır. Hiçbir zaman bay eleman alınacaktır görmezsiniz. Ya bay bayan vardır ya da bayan vardır. Niye biliyor musunuz? Feministler gitmesin diye bayan yazmışlar. <laughs> bayan değil kadın. Kadın eleman alınacaktır. O da mesela. E, çünkü... 10 tane mesela garson alacak ama 5 tane erkek istiyor. O, o 5 erkek hemen doluyor. 5 kadın çok zor doluyor kontenjanı. Mantıklı. Ondan sonra e, spor salonu işletiyorsun sen. Spor salonunda spor eğitmeni alacaksın. Spor eğitmenin de gene aynı şekilde. İşte 10 tane eğitmen alacaksan 5'e 5'inin erkek 5'inin kadın olması mantıklı yani. Ya da diversity dediğimiz filmlerde Hollywood'da aslında mantıklı olan filmin içinde olması. Arkasında değil ama sadece renkleri değil, renklerinin farklı olup olmaması bile önemli değil o kadar. Karakterleri vesairesi. E şimdi bakıyorsun Marvel'da diyorlar ki diversity. Ama karakterler neredeyse aynı. Var mı mesela Republican'cı? Mesela MCU'da bir tane var mı öyle? Bunlara tam ters bir düşüncede olan. Yok. Hepsi zihniyet olarak aynı. Mantalitesi aynı. Yani işte bir Civil War'da böyle bir farklılık yaratmaya çalıştılar. Hemen bir filmin içinde hemen o zaten çözüldü yani. Orada bile çok fazla değildi aslında. Farklılık yani. Diversity dediğim bu abi. Yani benim kafamda yazdığım işte o tür filmlerde de var çeşitlilik ama karakterler vesaireler herkes çeşitli ki şeyi anlayabilesin. için şey koymuşlar abi. Ahsoka'yı koymuşlar. Ahsoka'da karakterler neredeyse aynı konuşuyor. Hepsi neredeyse aynı konuşuyor. Duygusal hareketleri aynı. Şeyleri aynı. Ama renkleri farklı. Görün dış görünüşleri farklı. Bir tanesi mavi yapmışlar. iyice çeşitlilik olsun diye. İyice çeşitlilik olsun diye birini mavi yapmışlar abi. Yani olay bundan ibaret arkadaşlar. Kanunen en en modern bakın en en modern ülkeye gidin. En modern ülkeye gidin. Gerçekten yani neredeyse ana erkil kabul edebilecek ülkeler var. Harbiden hatta o ülkelerde isim vermeyeyim şimdi o ülkelerde erkekler bile tembel yani. O yüzden kadınların yapabileceği her işi kadınlar yapıyor gerçekten. Ailelerde mesela şu çok görülebiliyor. Erkek evde oturuyor mesela. Erkek çalışmıyor. Erkek evde oturuyor, kadın çalışıyor. Bu mesela çok görülebiliyor. Ondan sonra işte Romanya. <laughs> i̇sim ver, isim vermeyeyim Romanya yani onlardan bir tanesi ama isim vermeyeyim dememin sebebi birden fazla ülke olduğu için onlardan bir tanesi böyle. Gene başka ülkeler var. Yani bu şekilde de ülkeler var arkadaşlar. Ama bakıyorsunuz yönetimde gene mecliste gene erkekler çoğunlukta. Bazı şeyleri ilgilenmiyor abi kadınlar. Bu kadar basit. Önünde hiçbir engel yok. Hiçbir engel yok olmasına rağmen böyle. E sen ne yapacaksın? Daha arkana ittirecek misin yani? Senin yaptığın kılıçlarız arkana ittirmek yani. Ana erkil yerlerde bile %50 %50 ya işte Kanada'da mı zorla mı yapmışlar işte. Zorla yapınca anca olur yani. Hep şey diyorlar ya erke, işte eril düzen kadına oy vermezler falan. Evin misiniz abi? Güzel bir kadın koyun. Güzel bir kadın koyun. Ama böyle feminist feminist konuşmayacak. Şey erkeklerin istediği şeyleri şey yapacak, söyleyecek. Bazen var ya bol simpli böyle Twitch yayıncıları gibi. Erkeklere düşman düşman şeyler söylemeyecek yani. Erkeklerin hoşuna gidecek şeyler söyleyecek. Abi var ya oy yağdırırlar ona. Hani erkek politikacılar vatandaşı öpüyor ya. Bu da gelecek diyecek ki mesela şey yapıyoruz. Miting yapıyoruz vatandaşları tek tek öpeceğim. Ama oy verirseniz tamam bitti. Tek başına iktidar. Ee, bir kişi de şunu sormuştu abi. Cumhur İttifak Tayfa. Nasıl böyle bütünlüğü sağlayabiliyor da işte bu altılı masa altı tane şey olmalarına rağmen bir türlü bir şey yapamadılar. Kavga ettiler en sonunda hiçbir bok yapamadılar yani. Kavga etmekten hiçbir şey yapamadılar. Nasıl abi diğer taraf bütünlüğü sağlayabiliyor diye soruyordu. Bu da aslında buna bağlantılı. Bununla ilgili ben şunu hatırlı, hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Şu hikayemi hatırlıyor musunuz? Benim bir arkadaş vardı. Filmcilikle ilgili bir bölümdeydi. Hangi bölüm olduğunu söylemeyeyim şimdi. Filmcilikle ilgili olan bölümlerden bir tanesiydi aynı zamanda da benle de kısa film çekiyordu tamam mı? Benim imkanım yok. Herhangi bir imkanım yok. Elimde bir dijital fotoğraf makinesi var sadece. Çevremdeki arkadaşlar da pek bilmiyorlar bu işleri. Bir tek o arkadaş işte biraz görmüş ama teknik olarak o da çok fazla bilmiyordu. Topladım abi çevreme. Kısa sürede bir kısa film çekmiştik onu hatırlıyorum. Ondan sonra aynı zamanda da bu adamlar aynı arkadaş. Kendi bölümünde kısa film projeleri var. Ödev gibi yani. Adamlar bir türlü çekemediler. Neden? Çünkü onlarda şöyle bir şey var. Bizde bir baş yok. Bir onu diyorlar. Abi şimdi düşündüm de ne kadar altın masaya benziyor. Bizde bir baş yok. Ondan sonra bizde demokratik sistem var. Şimdi bizde demokratik sistem var dediğin zaman birileri diğerlerine kendi istediğini kabul ettirmeye çalışır. Diğerleri de buna itiraz eder ve harbiden de öyle. Mesela 10 günleri varsa 7 günleri kavga ile geçti. Son 3 günde apar topar bir şeyler yaptılar. Küsenler küstü. Sonra küsenlerin isminde ...makyajcı, devamlılıkçı falan diye yazdılar. Hani projede dahil diye göstermek için. Bizde, bizde şöyleydi. Abi proje benim. Bu projeye hani hoşuna gidiyorsa, yapmak istiyorsa buyur. Yapmak istemiyorsan da güle güle. Ve seyreler içinde bu benim olayım devam etti yani. Yeni yeni arkadaşlar, bir sürü bir sürü yeni arkadaşlar geldi. Sıkıntılı gördüğüm tipleri yolladım, yol verdim yani. Şimdi Cumhur'a da, Cumhur İttifakı'na da insanlar diyordu ki... ...sürekli birileri ayrıldı dağılacak, birileri ayrıldı dağılacak... Ama aslında ona gelen, ona ters gelen insanları kovuyordu. Ona ters gelen insanları kovduğu zaman kendisine eyvallah diyecek insanları tabii ki yanına alıyor. Ve öyle o şekilde çok daha güçlü bir hale geliyordu. Bir de işi bilse yani işte ben ekonomistim falan diyor ya. Mesela gerçekten ekonomist bir de olduğunu düşünün. Mesela şunu düşünün arkadaşlar. Şimdiki Cumhurbaşkanı yetkileriyle başa Elon Musk'ın geldiğini düşünün Türkiye'de. Bir de şunu düşünün abi Elon Musk olacak gene ama altılı masa gibi her kafadan bir ses çıkacak. O zaman da ilerleme olamazdı. Yani birlik önemli. Çünkü sonuç sonuç olarak arkadaşlar yani vücudunda bir sürü organı vardır ama bir tane kafa vardır. Bazen iki kafa birden karar vermeye çalışır. O zaman işte erkekler sıçar. Erkeklerin en saçma sapan hareketler yaptığı dönemler, en pişman olduğu saçma sapan hareketler yaptığı dönemler, iki başlılık olduğu dönemler. İki başlılık olduğu zaman ve o erkekte maalesef bitmiyor. Oynar başlıklı aynen iki baş iki başlı olduğu zaman orada bile bak bir tane baş olacak abi. Yani insanlar gerçekten öyle. Doğası gereği o şekilde. Birisi alfa oluyor, lider oluyor. Diğerleri de onun etrafında toplanıyor. O yüzden birçok kişi diyor ya ya bize bir lider daha gelmedi. Atatürk gibi bir lider daha gelse keşke. Bir tane daha lider gelse. Kimse çıkıp şunu demiyor. Biz Atatürk gibi lider olmalıyız. Gelsin diye bekliyorlar. Gökyüzü uzaya bakın abi. Değil mi? Onu fark etmişsinizdir. Çıkıp niye şey demiyorlar. Atatürk gibi bir lider lazım. O yüzden Atatürk gibi bir lider olmalıyız. Değil de Atatürk gibi bir lider gelsin. İnsanın doğasında çünkü var bu. İnsanın doğasında olan bir şey bu. O yüzden arkadaşlar bu mesela şey diyorlar ki wage gap. Para kazanma aralığı, işte Amerika'da neden erkekler daha çok kazanıyormuş, neden kadınlar? Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bunun değişebilmesi için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Aradaki farka bakacaksın, onun böyle cebinden parasını ötekine vereceksin. Bunu yapmadığın sürece bu fark hiçbir zaman değişmez. Ya da zorla pozitif ayrımcılık falan yapmaya çalışacaksın.